Neden yazarın en çok bilinen romanı Kumral Ada Mavi Tuna değil de Balık İzlerinin Sesi? Aslında Kumral Ada Mavi Tuna gerçekten güzel romanlardan birisi. Ama Balık İzlerinin Sesi de Türk Edebiyatı'nda postmodern ezgilerle yazılmış ve farklı adlandırılabilecek romanlardan birisi. Buket Uzuner'le güzel bir anımız var aslında bu konuda. Hatırlıyor mu bilmiyorum ama arsız sanatı da takip eden değerli bir yazarımız kendisi. Bursa Kitap Fuarı'nda Bursa Kitap Fuarı'na geleceğini öğrendiğimde ben imzaya gittim yanına ve herkes Kumral Ada Mavi Tuna'yı önüne koyuyordu imzalaması için. Ben Balık İzlerinin Sesi romanını önüne koyduğumda bir an kafasını kaldırdı ve şaşkınlıkla baktı. Çünkü farklı bir kitap ve onun için farklı bir kitap aslında. Sadece Türk Edebiyatı'nda farklı değil, yazarın kendisi için de farklı bir kitaptı. Bu kitabı dedi, bu kitabın değerinin 20 yıl sonra anlaşılacağını düşünüyordum. Okumanız beni çok mutlu etti dedi. Hatta imzalarken sevgili Tuğba'ya gülümseyerek şeklinde imzaladı. O nedenle Balık İzlerinin Sesi. Bu kitap sende neyi değiştirdi? Bu kitap bende neyi değiştirdi? Sonunda farklılıklarımıza rağmen yok edileceğimizi bilsek de farklılıklarımızı korumamız gerektirdiği düşüncesi bende yerleşti. Bende değiştirilen duygu buydu. Farklılıklarımızı korumalıyız. Kitabın sende en çok iz bıraktırdığı cümle. Güzel bir cümle vardı. Aslında bu kitabı okurken yanı başınızda sürekli bir kalemin olması gerekiyor. Sürekli bir cümlenin altını çiziyorsunuz. Çünkü birçok yazara, birçok karaktere değiniyor. Ama en sevdiğim, en etkilendiğim cümle de bu. Bütün faşistlerin etobur olduğunu söylerdi babam. Sahi, sen hiç vejeteryan bir faşist gördün mü? Vejeteryan olmamdan kaynaklı bu cümle beni çok etkilemişti ve gerçekten de doğru bir cümle. Kitabı okurken vejetaryen miydin? Değildim. Sonradan ama tekrar kitaba baktığımda etkilenmiştim. Kitaptaki karakterlerin isimleri hayli ilginç. Oluşum serüveninden bahseder misin biraz? Evet, burada sıradan işte mesela Tuğba Karamuklu gibi bir karakter yok. Burada Afife Piri var. Afife Jale ve Piri Reis'in soyundan gelen. Bu nedenle adı bir ünlü karakterden, soyadı diğer bir ünlü karakterden olan birçok karakter bir araya geliyor. Ve bunlar da seçkin bir kitleyi oluşturuyor. Dahilik seviyesindeki seçkin kitlesini oluşturuyor. Yani kitaptaki her bir karakter dünya tarihinde iz bırakmış yazar, filozof, ressam, şair gibi birçok kitlenin oluşmasını simgeliyor aslında. Kitaptaki hangi karakter olmak isterdin? Aslında her biri çok özenilecek karakterler gerçekten. Her biri farklı bir özelliğiyle büyüleyen, böyle ağzımızdan suların akmasını sağlayacak. Gerçekten şu olsam, keşke bu cesarette olsam, keşke bunu yapabilsem diyeceğiniz karakterler. İyiliğiyle, kötülüğüyle, temsil ettiği her şeyle. Ama ben yine anlatıcısı olan Afife Piri olmak isterdim. Kadın olmamın etkisi ve oradaki temsil ettiği kadınlığıyla alakalı sanırım. Kadınlara torpil geçiyorsunuz Tuba Hanım. Evet. Türkiye'deki kadın kimliğinden kaynaklı sanırım. Kitabın adını sen ne koyardın? Balık İzleri'nin Sesi yazarın gerçekten bulduğu çok özgün bir isim. Kitabın ismini değiştirmezdim ama kitapla ilgili bir kitabın adının da bu arada bir anlamı var. Kitabı okuyunca anlıyorsunuz. Ama kitap için güzel bir motto cümle söyleyebilirim. Ütopyalar güzeldir. İyi, buradan da Ceylan'a Ceylan Ertem'e sevgilerle.